Ama bu sefer daha özel, binlerce kadın içeride sizi bekliyor, heyecanla. Öyleymiş sordum. Allah'a şükürler olsun. Millet 200 bilet satamazken zınga zıng içerisi lebalep dinleyicilerle, musiki severlerle dop dolu. İğne atılsa yer bulunamıyormuş. Ben görmedim daha. Efendim, çok mutluyum. 50 sene sonra yine bu ilk sahneye çıktığım dönemlerdeki o ihtişamı yaşayabilmek, o güzellikleri tadabilmek tabii çok önemli. Yüce Rabbime teşekkürler ediyorum. Efendim, biletli müşteriyi buraya getirebilmek çok zor. Hazır müşteriyi herkes okur. Ne mutlu size. Efendim, Allah'ıma şükürler olsun. Onun için herkes haddini bilecek. Kıyafetiniz de çok güzel. Maşallah her zaman kıyafetim gibi konuşuyor bizim vallahi. Kırmızı sakal. Tanju Babacan. Tanju Babacan. Ünlü modacı ve benim çok kıymetli dostum, arkadaşım. O böyle büyük sahnelerde tiyatral şeyi efeleri çok iyi verir. Ve malumunuz vekile bu elbiseyi muhakkak ki efendim tanıdınız. Ne olduğunu biliyorsunuz. İşte böyle. Ne güzel, ne şimdi güzel. Şimdi ben de sizinle konuşurken biraz heyecanlandım. İlk defa sizi böyle gördük biz de. Evet, biraz heyecanlandım. Evet, Azerbaycan'dan da çok özel misafirlerimiz var efendim. Çok özel hediyeler de getirmişler. Öyle mi? Evet, evet. Dün de gazinoda varlardı. Öyle az. Bırakmıyorlar. Öyle mi? Çok. Ah, sizsiniz. Dün gazinodaydınız. Tatalliğiniz. Evet. Keşke bana havyar getirseydin. Siyah havyar. Ben bilseydim ya. Aşkım ben bilseydim ya. Takı merakınızı bildiği için size bir takı getirmiş efendim. Öyle mi? İcap ederseniz. Hadi bakalım. Okulurda bir hediye. Gel yanıma bir şey. Buyurun. Size Oktober'da gezdirdik de. Bu ne bu şimdi? Çapsayınız çobana. Çıkarırsan. Fırlankadan mı bu? Pırlanta'dan. Altından. Zafirli. Zafir ve pırlanta. Kara pırlanta. Evet. Siyah pırlanta. Siyah pırlanta. Çok teşekkür ederim. Çok değerli bir şey herhalde. Zehmet değil. Onun çok da şeyleri sizlere hediye etmeye hazırız. Peki sizin üreğinizce olsun inşallah. Canım benim çok teşekkür ediyorum. Çok mersi. Helal edin hakkınız. Bülent Hanım, Azerbaycan'a da konser anlaşması olduktan sonra Türkiye'ye gelip size çok büyük rağbet ediyorlar. Azerbaycan'da da yine büyük bir sevgiseli olacak konser şimdi için. Şimdi onu ben tabii bilmiyorum. Benim değerli menajerim sevgili Haluk Şentürk beyefendi ilgileniyor. Hadi gidiyoruz diyorlar. Gidiyorsunuz. Ben de konsolos köpeği gibi gidiyorum. Nereye gittiğimi, nereye geldiğimi hiç bilmiyorum. Bizim menajerinizden aldığımız bilgiye göre Azerbaycan'la birlikte 2020'deki 100. konsere imza atmışsınız şu anda. Öyle mi? Evet. Sizin de yeni haberiniz oldu. Bundan bize herhalde Allah ömrüm faiz. İnşallah edecek. İnşallah. Daha çok yol. Daha 2020'nin başında 100 konser aldınız Bülent Hanım. Bülent Hanım yüzük ne kadarmış? Söyle. Selin Ciğer'in muhabbeti olursa. Bak sen. Biz de kalıyoruz biz böyle Bülent Hanım. Senin yüzün de çok güzel. Çok güzel hazırlanmışsın söylediler. Sizden önce sahnedeydi. Ben baktılar. Dansına falan efendim geldiler
Şöyle baktım yüzlerine, hazırlanmış dediler, emek vermiş dediler. Sağ olun. Aferin dedim, iftihar ettim. Allah razı olsun. Çünkü emek vermeden hiçbir şey olmuyor. Ekmek yenmez. Tırnak varsa başımızı kaşıyoruz bile. Ha canım benim. Aferin kız. Sağ olun, teşekkür ederim. Aferin çok. Bülent Hanım, az önce Javier getirmediniz ama burada yola çıkarak olursak Banu Alka geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. İstakoz yemeği Bülent Ersoy'a ben öğrettim dedi Vietnam'da. Doğru mu? Bilemiyorum. İstakoz yemeği Banu Alkan öğretmiş. Ama o daha çok gençtir benden. Yani nasıl öğretmiş onu bilemiyorum. O güne kadar yememiş miyim ben acaba hiç? Direkt cevap hakkı size doğdu. Öyle. Hayır yok. Kötülük bile söylememiştir. Banu Hanım yemek istemiş sizinle. Kötü. O yedi. O da bilir lezzetini. Bilir yani. Evet. Ama siz daha önceden biliyordunuz yani. O öğretmedi size. Tabii onun yaşı kaç benim yaşım canım. Bilmez miyim? Tabii bilirim de o öylesine bir belki bir latife etti. O da hakikaten ihtişamlı yaşadı. Çok tamam. İhtişamlı yaşadı. Rahmetli zamanında. Havalimanında da bir ve rahmetliden sonra da yine yani damak lezzetini çok iyi bilir. Yediğini pahalı kapın. Hemen son haber. Efendim havalimanında da bir haber çıktı. Bir olay olduğuna haber dair. Çıktı. Doğru. Ondan mu? Sonra ben de beyanda bulundum. Onun için söylenecek bir şey yok. Peki. Sen okumadın mı yavrum? Yok görmedik arkadaşlar. Ah benim çocuğum, aptal çocuğum. Peki son olarak sizi uğramadan önce efendim. Yüzün değerini öğrenseydik ne kadar? Olsa da o Bülent Hanım'ın en kırda bir şey. Ama bayağı bir pırlanta kaplı yani. Göz alıyor bayağı bir. 100 bin dolar diyebilir miyiz? Bana değmez mi? Değmez mi? Herhalde. Bülent Hanım biz 100 bin dolar olduğunu öğrendik. Onu ben hani bir vallahi burada gördüm. Bilmiyorum inanınız. Annemin bağışına. Ama bu epey bir para eder. Epey bir para eder. Niye yaptın çocuğum öyle? İnşallah Azerbaycan'a geldiğinde size ya. Özel bir şeyler göz değirin ağzınıza. Ama çok, çok yaptın, çok şeyler. Önemli bu. Bu çok pahalı. Aşk olsun. Canın acıdı herhalde biraz. Arkadaşlar bu yüzük hiçbir şey değilmiş. Azerbaycan'da Azerbaycan tarihini anlatan bileklik yaptırıyormuşlar size bir tane. Özel taht yapılıyormuş. Onu bilemiyorum. Bize de kaldıralım Azerbaycan'da. Bülent Ersoy'umuza her şey feda olsun. Çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal ediniz. Arkadaşlar lütfen. Fotoğraf alalım. Arkadaşlarım sizlere de çok teşekkürler. Sen nerelerdeydin Kanal B? Buralardasın. Meslekten bakıyorum. Aşkım benim. Bizim şeye Sibel'in kocasına selam söyle. Ondan sonra onun karşısındaki partneri Seda Hanım. Seda Hanım'a çok selam söyle. Öpüyorum onu da. Sedacığım çok iyidir. Oğlan da damat da çok iyidir. Evet, evet, oğlum evet. Dik tutunu, koluna tutunuyorum manyak. Sonra bizim iki müdireye de selam söyle. Efendim, müsaade rica ediyorum.